Herkese merhabalar. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı hazırlık programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Yazıllar tabii ki önemli. Bugün sizlerle birlikte öncelikle 2. dönemin 1. yazılısının konularıyla alakalı süper ders notları hazırladık. Detaylı, ayrıntılı edebiyat hocalarımızın dikkatli, titiz olduklarını biliyoruz. Bizler de sizlere efsanevi notlar hazırladık. Ardından da gerçekten edebiyata yakışır zorlukta güzel sorular hazırladık. Eşleştirme soruları, boşluk doldurma soruları, karşılaştırma soruları test soruları her biri var. Bunları birlikte güzel güzel çözeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın ve yazılı provamıza başlayalım. Yazılımızın sonrasında bu provanın sonrasında tabii ki sizlere bu pdf olarak konu altımlarını paylaşıyoruz. Ama mutlaka sizler de hem okulda hem okul haricinde yanınızda çalışmak için akıl notlarımızdaki edebiyat kısmından da faydalanabilirsiniz. 10. sınıf akıl notları da edebiyat, matematik, fizik, biyoloji, kimya derslerinde sizin yanınıza taşıyabileceğiniz efsanevi notlar. Şimdi bu balla, bu reklamla başladık ama şimdi artık konu anlatımına başlıyoruz. İlk başta giriş ünitesine bakacağız. Birinci dönem ilk konuları, buralardan fazla bahsetmeyeceğiz. Ama sonrasında şiir, hikaye, destan, efsaneye bakacağız. Bunlar birinci dönem konuları olduğu için buralarda biraz hızlı gideceğiz ama sonrasında ikinci dönemde işlediğimiz roman konusunu daha detaylı bir şekilde, daha efsanevi bir şekilde görmeye çalışacağız. Ve yazılı konularımızda, dilbiks konuları olan fiilimsiler, tamlamalar... Tamlama çeşitlerinde isim ve sıfat tamlamaları, cümle çeşitleri de son derece lokum, son derece kolay konular. Bunları da güzel bir şekilde öğrendiğimizde, yazıldığı %100 soru gelecek olan yazım ve noktalamaya baktığımızda, hocamızın sorabileceği bölümleri de gördükten sonra artık yazılı provamıza hazır olmuş olacağız. İnşallah tahmin ettiğinizden çok daha iyi bir not alırsınız diyerek hemen yazılı provamıza başlıyoruz. İlk başta bir konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. Kısa bir süre ama detaylı bir konu anlatımı. Ardından da yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Şimdi en başa gidecek olursak, yani birinci dönem gidecek olursak edebiyatı Fuat Köprülü bir edebiyat tarihçisi üç temel bölüme ayırıyor bizim edebiyatımızı. İslamiyet öncesi İslamiyet etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı ve Batı etkisiyle gelişen Türk Edebiyatı. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda sözlü ve yazılı gelenek var ve daha çok sözlü geleneği göreceğiz ağırlıklı olarak. İslamiyet etkisiyle geçiş döneminde Kutat Kubilik, Divan-ı Türk, Atabetül Hakayık, divan Hikmet ve Dede Korkut hikayeleri gibi eserleri göreceğiz. Sonrasında beyitlerle yazılan divan şiirleri, aruz ölçüsüyle ve ağır bir dille ve dörtlüklerle yazılan halk şiirlerini göreceğiz. Yani hece ölçüsüyle sade bir dille. Burada dini içeriklerin olduğu dini tasavvufi halk edebiyatı, söyleyenin belli olmadığı anonim halk edebiyatı ve aşıkların yazdığı koşmaların, semayelerin, varsaların olduğu aşık tarzı halk edebiyatını göreceğiz. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatına baktığımızda tanzimatla toplum için sanat başlayacak. Sonrasında dönemin siyasi koşulları nedeniyle sert finuncular fecraticiler biraz daha içine kapanık olacaklar ama milli edebiyattan sonra Artık edebiyatımızda bir millileşme yeniden halk edebiyatındaki gibi sade bir dille hece ölçüsüyle şiir yazma geleneği başlayacak. Şimdi gelin isterseniz Türkçenin tarihi gelişimine bakalım. Yazılı kaynaklardan izlenemeyen bir karanlık dönemimiz var. Sonrasında eski Türkçe dönemi var. İlk olarak Köktürk döneminde köktürk yasalarını görüyoruz. Orhun abideleri. Burası önemli. Bunlar bizim ilk edebi eserlerimiz. Sonrasında Uygur döneminde dini içerikli olan altın yaruk, sekiz yükmek ve ırk bitik eserleri var ki... ...bunlar da üniversite sınavında geçen yıl soruldu arkadaşlar. Hocanıza buradan bir soru size sorup bir sürpriz yapmak isteyebilirim. Karahanlı döneminde de yine işte mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutatgubilik... ...ilk sözümüz olan Divane Lugatüt Türk... ...gerçeklerin eşi anlamına gelen Atabetül Akayık... Divan Hikmet gibi eserler var. Sonrasında Batı Türkçesi var. Batı Türkçesi derken tabii ki Orta Asya'ya göre Batı'da olan Anadolu, Osmanlı ve Türkiye Türkçesi var. Bir de Kuzey Doğu Türkçesi dediğimiz Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesini bilmemiz lazım. Kuzey Türkçesi Kıpçak, Doğu Türkçesi de Çağatay. Şimdi hikayeye baktığımızda Dede Korkut hikayeleri önemli. Çünkü hikayeler öncesinde destanlarla e, var edebiyatımızda. Sonra destandan halk hikayeciliğine, halk hikayeciliğine geçin ilk ürünü Nedir diye sormuşlar üniversite sınavında. O da arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri. Dede Korkut hikayelerini buraya yazmak istiyorum. Destanlar Halk Hikayeleri Geçiliği'nin ilk ürünü. Şimdi Dede Korkut hikayelerinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bakın şu cümleyi ÖSM çok soruyor. Hocanız da sorabilir. 9 ve 11. yüzyıllar arasında oluşuyor. Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşuyor. Ee, Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan... E, ilişkilerini, o komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. Şiir ve düz yazı karışık halde. Yani konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde. Dede Korkut hikayelerin yazarı değil. Dede Korkut hikayelerin yazarı yok, anonim. Ama anlatıcısı olan bir bilgi ozan. Peki halk hikayeleri nedir hocam? Halk hikayeleri gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun bir anlatım türü. Burada da yine olaylar nesirle, duygular nazımla anlatılıyor. Geçişin ilk ürünlerinden yani göçebe hayattan, yerleşik hayata geçişin ilk ürünlerinden meddahlar, veya aşıklar tarafından anlatılıyor. İşte Ferhat ve Şirin, Kerem Vaslı gibi hikayeler, e, masallar daha doğrusu. Birazcık masalsı ögeler de var ama burada olağanüstülükler azalmaya başlıyor. E, kişilerde destana göre olağanüstülük azalıyor. Bunu da söyledim az önce. Sevgi ve kahramanlık konularını görüyoruz. Mesela Köroğlu kahramanlık konusu olacak. Ama Ferhat ve Şirin, Kerem Vaslı aşk konulu olacak tabii ki. Şimdi bir de mesneviler var. Bakın destan dedik, halk hikayeleri dedik. Sonrasında da sonrasında da Mesnevileri görüyoruz. Yani Mesneviler var. Ardından da Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı şöyle hikaye ben tabii diğer sayfaya geçtim ama siz anlıyorsunuz. Hikayeler var. Ahmet Mithat Efendi Letaif'i rivayatı yazacak. Emin müsamere müsameretnameleri, işte Sami Paşa Zerdesi aynı küçük şeyleri bunlar hep hikaye örnekler olacak. Ama öncesinde Divan Edebiyatı'nda Mesneviler, Halk Edebiyatı'nda Halk Hikayeleri, ...eski İslamiyet öncesinde destanlar var. Geçti de dede korkut hikayeleri olduğunu bileceğiz. Peki Mesnevi nedir hocam? Mesnevi esasında bir şiir. Yani şöyle A-A, B-B, c D-D diye giden... ...aruzun kısa kalıplarıyla yazılan bir şiir. Ama günümüzdeki romanın yerini tutuyor. divan edebiyatının en uzun nazım şekli. Bugünkü roman ve öykünün yerini tutuyor. İranlılardan geliyor bize. Nazım birimi beyt. O ne demekte hocam? Yani böyle iki iki gidiyor. Ve her beyt kendi içinde uyaklı. a, -A diye, b, -B diye, cc c, -C DD diye uyaklı. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Türk edebiyatındaki ilk mezhebi mutluluk bilgisi anlamına gelen Yusuf Hasacem'in yazdığı Kutatku Bilik. Beyitlerin belli bir sınırı yok. Yani sınırsız bir beyit sayısı olabilir. Burada belli başlı mezhebiler önemli. Bunu hocalarımız genellikle yazılılarda soruyorlar. Burayı bilmemiz lazım. Risalet-i Nusiye Yunus Emre'ye ait. Gülşehri'nin yazdığı Mantıkut Tahir. Aşık Paşa'nın yazdığı Garipname, Ahmedi'nin yazdığı İskendername, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesilet-i Necat, diğer adıyla Mevlüt, bu çok önemli. Şeyh'in yazdığı Harname, öküz olmaya yeltenen eşeğinin öyküsünü anlatıyor burada. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi, Nabi'nin Hayrabat Hayriye Mesnevileri, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı, Önemli, bayli başlı mesleviler. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu sayfada gerçekten bir soru yatıyor. Şimdi Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar hikaye baktığımızda Tanzimat döneminde olaylar günlük hayattan ve tarihten alınıp böyle meddak geleneğiyle duygusal acıklı konular var. Ama ikinci dönemde artık konular günlük hayattan alınacak ve Batı tarzına daha uygun Sami Paşa'da Sezai'nin yazdığı küçük şeylerde olduğu gibi daha gerçekçi hikayeler göreceğiz. Sertifünün'de olay öyküleri yazılacak ve e yine aşk, aile, evlilik temaları işlenecek. Burada Halis Ziya'nın, Mehmet Rauf'un öykülerini görüyoruz. Milli Edebiyat döneminde artık tam anlamıyla milliyetçilik ve türçülükten etkilenilerek sade dil anlayışında konuların tarihten ve hayattan, Kurtuluş Savaşı'ndan, memleket gerçeklerinden seçildiği Ömer Seyfettin'in, Refik Halit Karay'ın, Halide Edip'in yazdığı, Yakup Kadri'nin yazdığı daha milli öyküler göreceğiz. Şimdi, şiir ünitesine baktığımızda, burada gene birinci dönemin ünitesi önemli bir ünitesiydi. Burada bazı şeyleri hatırlatalım, sonrasında hemen diğer konularımıza geçeceğiz. Şiir ünitesinde İslamiyet öncesi, geçiş dönemi, halk şiiri ve divan şiiri arasındaki farkı bileceğiz. Şimdi, İslamiyet öncesi şiir dörtlükler halinde. Tamam, ama e, halk şiiri de dörtlükler halinde. Bakın burası önemli, dört dört gidiyor yani. Nazım birimi dörtlük. Divan şiiri beyit. Burası kolay. Divanşeri'nde de dörtlükler var ama genellikle beyit. Yani gazeller, kasideler, mesneviler, kıtalar, müstezatlar hep beyit şeklinde. Geçiş dönemine baktığımızda hem dörtlükler var. Kutatku birlikte olduğu gibi hem beyitler var. Yani beyit de olabiliyor şiirin içinde dörtlük de olabiliyor. Adı üzerine geçiş dönemi. Peki hocam nedir bu? Şimdi dörtlük, dörtlük beyit, dörtlük beyit dedik. Bunları da resmen çizdik. Burada arkadaşlar İslamiyet öncesinde yerli nazım biçimleri yani koşuklar veyahut da işte sagular görüyoruz veya destanlar var. Hece ölçüsüyle yazılıyor ve dış etkilerden tamamen uzak. Tam öz Türkçe var yani. Somut bir anlatım var. Doğa kahramanlık sevgi ve halk için yapılıyor. Geçiş dönemi eserlerinde ise hem dörtlük var hem beyit var. Hem yerli kelimeler var hem Arapça farça var. Hem Ece var hem Aruz var. Ee, ve amaç esasında öğüt vermek. Didaktik yani Kutatku birlikte de Ata Betül Akayık'ta da Divan Hikmet'te de hep böyle bir didaktik hava görüyoruz. Halk şiiri ile divan şiiri arasındaki fark sınavda soruluyor arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi şunu size bir koşma vererek veya bir gazel vererek karşılaştırmanızı isteyebilir. Diyeceksiniz ki böyle bir şiir gördüğünüzde arkadaşım bu dörtlükler halinde yazılmış. Yerli bir işte koşma, semai, e, ee, varsa işte gibi bir ee, nazım biçimi var. Ve burada hece ölçüsü kullanılmış diyeceksiniz. Genellikle diyoruz ama esasında çoğunlukla hece yani. Sade bir dil var, somut ögeler var, aşk, doğa, kahramanlık var diyeceksiniz. Ne olursa mesela koşma olursa veya da semai olursa. Hocam arasındaki fark ne? Koşma 11 ile semai 8 ile hece ölçüsü yazılıyor. Peki divan şiirinde beyitleri göreceksiniz. Arapça ve Farsça aruz ölçüsünün kullanıldığı, ağır ve süslü bir dilin olduğu, soyut ögelerin olduğu, aşk, zevk ve tasavvufun olduğu, maharet göstermek için yani sanat için yapıldığını göreceksiniz. Bu ikisi arasındaki en büyük farklılık bu. Şimdi İslamiyet öncesi türlerini bir de resimlerle gösterelim. Koşuklar halk edebiyatında koşmaya, divan edebiyatında gazele, günümüzde de şiire dönüşen şiirler yani. Sagular halk edebiyatında ağıta, divan edebiyatında mersiyeye dönüşecek. Günümüzdeki ağıtlar yani vefat eden kişilerin ardından söylenen şiirler. Destanlar halk edebiyatında halk hikayelerine dönüşecek arkadaşlar. Divan edebiyatında mesleviye, günümüzde ise ne demiştik? Roman ya da hikayeye dönüşen bir tür. Geçiş dönemi eserlerine baktığımızda Kutat Kubilik Yusuf Hasadip tarafından yazılıyor. Bu ilk eser ve e, 11. yüzyılda yazılıyor. Mutluluk bilgisi anlamına geliyor. İlk mesleğimiz, aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserimiz. ...işte içerisinde hem e, dörtlükler var hem beyitler var. Alegorik bir eser. Dört tane sembolik kişi üzerinden dört olay, dört kavram sembolize ediliyor. Ve aynı zamanda Divan-ı Türk'te ilk sözlüğümüz. O da 11. yüzyılda yazılıyor. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış değerli bir eser. Burada 12. yüzyıldaki eserlere baktığımızda Edip Ahmet Yüklinki'nin gerçeklerin işi anlamına gelen Atabetül Hakayık adlı eseri var. Bu didaktik bir eser ve bir ders verme amacı var burada. Bir öğüt verme, dinin faziletleri anlatılıyor. Ahmet Yesevi ise tasavvufun kurucusu. Yani hani diyoruz ya Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal onların da hocası Ahmet Yesevi. Anadolu'da e, tasavvufu başlatanların hocasının hocası oluyor. Dolayısıyla Divan Hikmet adlı eseri de ilk tasavvufi eserlerden biri. Halk şiirin azım şekillerine ve türlerine baktığımızda dini tasavvuf halk şiirinde Allah sevgisini anlatan ilahiler, yine Allah sevgisini ve Hazreti Ali sevgisini vurgulayan nefesler, yine peygamber sevgisi, nutuklar, e, tarikat adabını öğreten, devriyeler Allah'tan gelip Allah'a döneceğimizi anlatan, şatiyeler dini değerlerle sanki böyle Şakalaşıyormuş gibi duran ama esasında çok derin felsefi özelliği olan şiirler. Anonim halk şiirine baktığımızda manininin tek özelliği tek dörtlükten oluşması. Yedilece ölçüsüyle yazılıyor. Türkülerin e, ezgili olduğunu bilmemiz lazım. Ağıtlar divan edebiyatından mersiyeye dönüşüyor. Ninliler çocuklara ana dili öğretmek için uyurken söylenen tabii ki e, küçük şarkılar diyebiliriz. Destanlarda en uzun halk şiiri e, biçim olduğunu bilmemiz lazım. Aşık tarzına baktığımızda koşmaların 11 lece ölçüsüyle yazıldığını, semayilerin 8 lece ölçüsüyle yazıldığını, varsağların da 8 lece ölçüsüyle yazıldığını ama içerisinde brebehey gibi tarihten şikayet eden ifadeler olduğunu bilmeniz lazım. Destanlar yine burada da en uzun nazım biçimi. Güzellemeler aşk konulu, bilhassa Karacaoğlan'ı görüyoruz burada. Koçaklamalar kahramanlık konulu, Dadaloğlu ve Köroğlu'nu görüyoruz. Taşlamalar ise eleştiri hiciv, seyrani ve bayvurtlu zihni görüyoruz. Ağıt ise vefat eden kişilerin ardından söylenen şiir. Hocam bir dakika ya. Burada da ağıt dediniz. Burada da ağıt dediniz. E söyleyeni belli değilse anonim. Söyleyeni belliyse aşık belliyse elinde sazıyla aşık takılıyorsa bu aşık tarzı oluyor. Hocam dini tasavvufi ne? O da tabii ki camilerde, türbelerde, tekkelerde okunan şiirler. Yani burada Yunus Emre'ler, Kaygısız Abdallar, Hacı Bektaşi Veliler, Hacı Bayram Veliler esasında edebiyatçı değil. Adamlar tasavvufçu ama biz onların yazdığı o güzel ilahileri, nefesleri okuyunca diyoruz ki ne güzel olmuş. Edebi değeri de var diyoruz. Divan şiirinin nazım şekillerine baktığımızda bunlar beyitlerle kurulanlar. Gazelin en önemli özelliği 5-15 beyitten oluşması. Kaside 33-99'dan oluşuyor. Mesevi ise sınırsız beyitten oluşuyor. Hocanız sorarsa gazel kaside ya da meseviden birini sorar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada şu önemli arkadaşlar. Gazellerin de kasidelerin de mesevilerin de ee, şeyleri nedir onun adı? Eee farkları önemli. Sınavda sorabiliyor. Buna da şöyle bir değinmek istiyorum izin verirseniz. Gazel ustalık şiiri olduğu için şöyle süsü yazıyorum. Kaside belli bir amaçla yazılıyor. Belli bir kasıtla yazılıyor. Meslevi ise günümüzdeki romanın yerini tutuyor dedik. Bakın şimdi. Gazeller 5-15 beytten oluşuyor dedik ya. AA, BA, CA, DA, EA diye gidiyor. Kaside 33-99'dan oluştuğu için AA, BA, CA, DA, EA diye gidiyor ama sonrasında bir sürü daha beyitler var yani. Daha uzun bundan. Gazel'e göre daha uzun. Mesnevi ise aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Bak A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F diye gidiyor. Ve buraya sınırsız işaretini koyuyorum. O zaman gazelin ve kasidenin ee, kafiye düzeninin aynı olduğunu görebiliyoruz. A, A, B, A, C, A, D, A yani X, A diye gidebilir. Mesnevi ise A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F diye gidiyor. Kendi içine uyaklı Aruzun kısa kalıplarıyla. Bakın bunlar daha uzun bu daha kısa. Peki hocam nedir bu olay? Bu ilk başlangıcı her ikisinde de matla yani başlığa diye aklınıza tutabilirsiniz. Başlangıç beytleri. Son beytleri ise makta oluyor her ikisinde de. Ve şairin adı geçiyor. Mesela ki nef'i yazıyor böyle. Nabi yazıyor. Nedim yazıyor. Bu şairin adı oluyor. Buna da biz mahlas beyti diyoruz arkadaşlar. En güzel beytine beytül gazel. Bunun da en güzel beytine beytül kasit diyoruz. Beş mesnevi... yazarsa da mesnevi çarpı beş eşittir hamse oluyor arkadaşlar. Hamse zaten Arapçada beş demek. Şimdi bir de bentlerle kurulanlar var. Nazım benim dörtlük olan rubayı tek dörtlükten oluşuyor. Tuyu da tek dörtlükten oluşuyor. E, arasındaki fark ne hocam? Tuyu Bizim Türk edebiyatı Divan Edebiyatı'na kazandırdığımız bir tür. Yani dolayısıyla tuyu gördüğünüz zaman ya da şarkıyı gördüğünüz zaman hemen bayrakları asabiliriz. Bunlar Divan Edebiyatı'na bizim kazandırdığımız türler. Bu arada arkadaşlar bütün bunları nasıl aklımıza tutacağız diyorsanız bunların hepsinin detaylı bir şekilde akıl notlarının olduğunu bir kez hatırlatmak istiyorum. onun sınıf ikinci akıl notlarında. Devam ediyoruz. Murabba ve e, şarkılar dörtlükler halinde oluşuyor. Rubay ve tuyu tek dörtlükten oluşuyor. ...musammatlar var. Burada terkibent... tercih tercihbent. Terkibent de konu... ...değişiyor vasıtabiyetinde. Tercih de... ...değişmiyor. Bunları detaylı bir şekilde hocanızın... ...sorma ihtimali zayıf ama şunları hocanız... ...sorabilir. Geldik destanlara... ...ve efsanelere. Efsaneler... ...inanışları bildiriyor. Destanlar ise... ...arkadaşlar ulusal konularda oluyor. Bir doğal destanlar var. Yani... ...yazarı belli olmayan, anonim... ...olan ve üç aşamada oluşmuş. Yani önce bir olay yaşanıyor. Mesela diyelim ki... ...bizim Oğuz Kağan destanı... Hun hükümdarı Mete'nin hayatıdır. Hun hükümdarı Hun hükümdarı Teoman var. Teoman Hun hüküm, Hun devletini kuruyor. Yani oradaki boyları bir araya getiriyor. Sonrasında oğlu Mete onu tahta ilerleyip tahta geçiyor. Ama Mete çok güçlü, çok karizmatik, çok büyük bir hükümdar. Çok büyük bir kağan. Mete Metehan o kadar karizmatik, o kadar ünlü, o kadar güçlü ki ağızdan ağza yayılıyor bu yayılma dönemi. Sonrasında daha doğrusu önce bir oluyor olay. Gerçekten Metehan yaşıyor. Sonra bu olaydan sonra, olayın ortaya çıkışından sonra ağızdan ağza yayılıyor. Sonra üçüncüde biri onu yazıya geçiriyor. Böyle bir şekilde düzeltiyor. İşte olayın başlangıcı, olayın gerçekleşmesi, yayılması ve yazıya geçirilmesi... ...üç aşamadan oluşuyor doğal destanlar. Ama destan öyle bir şey yok ki. Tasvip'in Kurtarılmış Kudüs'ü yazıyor. Ee, Genç Osman destanını Kayıkçı Yunus yazıyor. Ya da Üç Şehitler destanını Fazıl Hüseyin Dağlarca yazıyor. Oturup kendisi yazıyor. Dolayısıyla bunların yazarları var... Bunlar ise doğal destanlar arkadaşlar. Bunları da bilmeniz lazım. Üniversite sınavında son yıllarda bunlara değinilmeye başladı. Hocanız eğer bu konuyu yakın bir zamanda işlediyse ve bunları vurguladıysa bunları da çalışmanızı isterim. Zaten birazdan yazılı provamızda da bunları göreceğiz. Türk destanları önemli. Buraya yazılı da sorulur diyebiliriz. İslamiyet'in öncesinde yani e, İslam inancı yok o zaman. Gök Tanrı inancı var. Altay Yakut döneminde yaratılış destanı var. Bu ilk destanlarımızdan. Bakın Alper Tunga şu. Ouzkan, Attila bunların her biri bir komutan. Yani şu bir komutan İskender'le mücadele edecek. Alper Tunga bir komutan. İranlarla mücadele edecek. Ee, Oğuzkan, Metehan, Atilla biliyorsunuz Avrupa onlarının hükümdarı. Bozkurt Destanı, Ergenekon, Türeyş Göç bunlar da yine Köktürk ve Uygur dönemine ait önemli İslamiyet öncesi destanlarımız. Burada destanlarımıza kullanılan bazı motifler var ki çok çok önemli. Nedir mesela? kırk motifi çok önemli. Ya da kurt motifi çok önemli. Aynı zamanda ...erenler var. Yani alp motifi... ...kahramanlar var. Bir de dedeler var. Yani e, yaşlı bilge zatlar var. Ve kadın motifi, at motifi... ...bunlar çok çok önemli. Bunlar... ...destandaki önemli temalar, önemli başlıklar oluyor. İslamiyet'in kabulünden sonraki... ...Türk destanlarına baktığımızda ise artık... ...İslamiyet var. Yani İslamiyet'i... ...Orta Asya'da ilk kabul eden devlet Karahanlar döneminde... ...Satuk Buğrahan destanı. Yine... ...Kırgızlar ait Manaz destanı. Cengizhan destanı. Tatar-Kırım dairesinde... ...Timur Edige destanı. Yine... ...Battal Gazi, Danışment Gazi, Körol destanı da ...Selçuklular, Beylikler ve Anadolu döneminde yazılan... ...İslamiyet sonrası destanlarımız. Romana baktığımızda... ...roman ve hikaye arasındaki farkı yeniden hatırlayacak olursak... ...şuraya bir hikaye çiziyorum arkadaşlar. Bu çok basit bir anlatım ama doğru. Bu çıkıyor sınavlarda. Şuraya bir roman çiziyorum. İnşallah çizebilirim. Birazcık üç boyutlu çizimlerde başarılı değilim ama... ...bakın bu daha kalın. Bu roman. Bu daha küçük. Daha ince hikaye. Arasındaki tek farklılık bu. İkisi de yaşanmış ya da yaşanabilir olayı anlatıyor. İkisi de de... Ee yer ve zaman belirli ama bunda daha kısa. Bunda daha uzun ve detaylı. Şimdi romanın Tarihçesine baktığımızda destan döneminde yani İslamiyet öncesinde destanlar var. Sonra geçiş döneminde de dekorkut hikayelerini görüyoruz. Halk edebiyatında halk hikayeleri divan edebiyatında mesneviler var. Sonra tanzimat edebiyatında romanı görüyoruz. Roman ilk olarak bize çeviri yoluyla geliyor. Yani biz Avrupa'dan aldığımız için ithal. Avrupa'da Fenelon'un Telemak adlı eserini Yusuf Kamil Paşa çeviriyor. Bunu hocanız sınavda sorar. Bu yazılarda çıkar. Üniversite sınavına çıkmış. Buraya yazılda sorulur arkadaşlar. Sonrasında ilk yerli romanı Şemsettin Sami, Talat ve Fitnat'ın Aşkı diye, Taşık-ı Talat ve Fitnat diye yazıyor. Sonrasında Namık Kemal ilk edebi roman uyanış anlamına gelen intibahı ve ilk tarihi roman cezmi yazıyor. Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat 2. dönemde Biruz Bey ve Periveş Hanım üzerinden yanlış batılaşmayı anlattığı ilk realist roman Araba Sevdası'nı yazıyor. Nabizade Nazım yaşanılanların bölgeye göre, karakterlere göre konuşulduğu ilk eserlerden biri olan köy romanı olan Karabibi yazıyor ve ilk naturalist roman Zehra yazıyor. Bunlar üniversite sınavlarında da yazılarınızda çıkar. Akım notlarımızda bunlara vurguyu yaptık. Şimdi Tanzimat'tan Cumhuriyet'e romana baktığımızda ta, bu, şimdi bunlar ilk romanlardı. İlk romanlar çıktı. Tamam eyvallah hocam. Sevdik bunlar çok güzel. Şimdi ise sürece bakıyoruz. Şimdi Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat anlayışı olduğu için romanlarda böyle bir yönlendirme var. İyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Kişiler tek yönlü. Yani mesela e, Ahmet Mithat Efendi'nin Felahatun Bey ve Rakım Efendisi'ne baktığımızda... ...Felahatun Bey rezil, iğrenç bir adam. Batırıyor her şeyi. Rakım Efendi kaliteli, başarılı ve sonunda da o kazanıyor. Ve eser boyunca da roman akışını keserek okuyucuya bilgi verdiğinden... ...Ahmet Mithat Efendi'nin esasında teknik yönden kusurlu bir roman yazdığını anlıyoruz. Niye? Ahmet Mithat Efendi diyor ki bakın Felahatun Bey Tukak'a... Ama Rakım Efendi ne kadar iyi diyor. Zaten kendisi Rakım Efendi. Yani biz diyoruz ki aha biz Rakım Efendi gibi olalım. Ferhatun Bey gibi olmayalım diyoruz. Bu teknik yönden kusurlu bir roman. Niye? Çünkü olayın akışı kesilerek okuyucuya bilgi ve öğüt veriliyor. Rastlantılar çok fazla. Romantik roman. Yani yazar duygularını esere yansıtıyor. Ve yanlış batılaşma, cariyelik, görüş usulüyle evlilik gibi konular anlatılıyor. Burada... Ahmet Mithat Efendi'nin Felahattin Bey'i ve Rakım Efendisi'ni net bir şekilde aklınıza kazımanız lazım. Felahattin Bey'i rezil ediyor. Wagner efendi övüyor. Sen de diyorsun ki bu ne ya? Bu ne ya? İyiler kazandı, kötüler kaybetti. Ama sonrasında romanda teknik yönden kalite artmaya başlayacak sanat için sanat anlayışıyla artık bir şeyleri yönlendirmeyecekler. Yazar kişilerini gizlemeye çalışacak ve olayların akışına göre sanatlar azalacak. Realizm ve naturalizme yöneliş başlıyor. Mesela Sami Paşa Zadesi Zahin'in Sergüzeş adlı eserinde Dilber adlı bir kızın, esir kızın cariyelik hikayesi anlatılıyor. Burası biraz daha gerçekçi. Ya da araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem Bihruz Bey ve Peribeş karakterler üzerinden yanlış batılaşmayı biraz daha gerçekçi anlatıyor. Ya da Nabizade Nazım'ın Büyük adlı romanında karakterler yaşanılan çevreye göre konuşulur biraz daha naturalist ögeler taşıyor. Ama servet film edebiyatına artık bir, iki, üç, dört, beş yıldızı koyabiliriz. Neden hocam? Çünkü artık net bir şekilde batılı anlamda ilk romanlar yazılıyor. Halil Ziya yazdığı Mai ve Siyah ya da Aşkı Memnu gerçekten tür romanı için önemli bir mihenk taşları. Aşkı Memnun. Aşkı Memnun romanı belki defalarca okudunuz ya da dizisini 150 bin kez televizyonda yayınlandığı için bir kere izlemişsinizdir herhalde. Aşkı Memnu'yu iyi hatırlayın. Orada kim kazanıyor? Bihter mi? Adnan Bey mi? Behlül mü? İyiler mi kazanıyor? Kötüler mi? Belirsiz. İyilerin içinde kötülük var, kötülerin içinde iyilik var. Garip bir eser. Yani sonunda mutlu son yok. Ama öbür tarafta mutlu son vardı. Niye? Burası romantik roman. Adeta masal gibi. Burası ise gerçekçi roman. Burayı iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla romantik roman okuyucuyu yönlendirir. Realist, naturalist roman ise gerçekçidir. İyiler ya da kötüler öyle bir şey yok. Her insan içinde iyilik de vardır, kötülük de vardır. Bazen kötüler de kazanabilir. Yani Behlül ne oldu veya Adnan Bey ya da Bihter iyi düşün. İşte tam bu gerçekçi roman. Ve Haliz Ziya olayın akışını keserek bize bilgi vermedi. Behlül gibi olmayın, Adnan gibi olun, Adnan gibi olmayın, Bihter gibi olun, Bihter gibi olmayın, Beşir gibi olun. Öyle bir şeylerden bize bahsetmedi. Bize oğlanı olduğu gibi tüm gerçekliğiyle Yasak aşkı bize anlattı. İşte bu yüzden de o edebiyatı roman açısından çok üst seviyededir arkadaşlar. Milli edebiyat döneminde ise hemen bayraklarımızı asıyoruz. Asalım bayraklarımızı çok güzel. Yerlilik ve millilik belirleyici bir duygu. Anadolu ve Anadolu insan anlatılacak. Milli mücadele, Doğu Batı çatışması, Türklerin uzak geçmişiyle anılacak. Sade bir dille realist yani gözlemci gerçekçilik olacak arkadaşlar. Bu kelime çok çok önemli. Gözlemci gerçekçi. Yani gözlemleyip gerçeği yansıtıyorlar. Yakup Kadri Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar ki olayları yansıtacak. Refik Halit ee, bilhassa sürgün hikayeleriyle tanınacak ve sürgün adlı bir romanı da var. Halde edip yine yüceltilmiş kadın kahramanları olacak. Reşat Nuri'de öğretmen kahramanları göreceğiz. Bunlar çok çok önemli büyük romancılar arkadaşlar. Bu sanatçılarımızın, bu ee, yazarlarımızın eserlerini okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Neden? Hem kendi edebi ve zihni gelişiminiz açısından hem de üniversite bunların roman özetlerini net bir şekilde sorabiliyorlar. Çok değerli kişiler bunlar. Şimdi belli başlı romanlara baktığımızda Halil Ziya'nın Mavi ve Siyahı. Aşkı Memnu'yu zaten okuduğunuz için ya da dizisini izlediğiniz için Mavi Siyah geçmek istiyorum. Mavi hayallerle İstanbul'a gelip simsiyah bir gecede İstanbul'u terk eden Ahmet Cemil'in öyküsü arkadaşlar Mavi ve Siyah. Ahmet Cemil Servet sanatçısını temsil ediyor. Düş kırıklığı, düş ve gerçek çatışması, hayal kırıklığı tam bir sert sanatçısını temsil eden durum. Mavi hayaller yani mavi hayaller simsiyah bir gecede dönüş. işte Haliziya işte batıl anlamda ilk roman diyebiliriz. Yine kırık hayatlar önemli. Mehmet Rauf'un Eylül'ü de yine edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Suat Hanım ve Süreyya Bey ve Necip arasındaki saçma sapan, karma karışık, duygu yüklü psikolojik bir olayı anlatacak ve en sonunda da yasak aşkları anlaşılmasın diye Köşkte yanarak vefat edecekler. Hocam niye trailer verdiniz ya? Söylemeseydiniz okurduk diyorsunuz ama okuyun yine çok değerli. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Nadidesi önemli eserler. Yine Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği, Vurun Kahpeyesi, Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı Naim Efendi ve Seni arasındaki kuşak çatışması, Reşat Nuri'nin Gizli Eli, Refik Karay'ın İstanbul'un İç Yüzü, Ömer Seyfettin'in eserleri, Ahmet İmmet Müftüoğlu'nun Gönül Hanım'ı bunlar çok çok değerli eserler. Yakup Kadri'nin Yaban Romanı'nı hocanız size sorabilir. Burada da Ahmet Celal karakteri var. E, aydın'ımızın Osmanlı köylüsü tarafından yaban yani yabancı görülmesiyle alakalı bir eser. Batı tekniğine uygun ilk romanları yazan demek ki Halil Ziya Uşaklıgil. değil. E, mavi ve siyah aşkı memnunu söyleyebiliriz. İlk psikolojik romanda Mehmet Rauf'un Eylül adlı eseri. Bu dönemde bağımsız sanatçılar var. Sokağın anahtarına sahip olan Hüseyin Rahmi Gürpınar sokağın diliyle insanları konuşturacak ve dolayısıyla da sokağın anahtarına sahip olacak. Naturalist bir sanatçı. Yine Ahmet Rasim de daha çok gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Şimdi artık dil bilgisi konularına geldik. Bu arada arkadaşlar dil bilgisi konularına geldik ama isterseniz biraz edebiyat soruları çözelim. Sonra dil geçelim. Ya da isterseniz dil çözelim. Ne dersiniz? Hemen dilimkisini anlatalım. <laughs> Sanki sizle konuşuyormuşum gibi oldu ama esasında belki de kendi kendime konuşuyorum. Ee, evet şimdi filmsiyi söylüyoruz arkadaşlar. Filmsi çok basit. Dünyanın en basit konusu seçildi bu da. Taktiğimiz şu. Cümleyi düşünün. Cümlenin içinde kelimeler var. Bakın bu bir kelime. Bu ikinci kelime. Bu üçüncü kelime. Bu dördüncü kelime. Bir kelime daha var ki bu kelime çok önemli. Bu ne hocam? Bu kelime işte lokomotif diyorduk hatırlarsanız. Loko lokomotif. Trende vagonlar vardır. Bakın çok güzel çiziyorum gördüğünüz gibi. Bir de lokomotif vardır. Lokomotif trenin esas sürükleyicisidir. Lokomotif olmazsa tren gitmez. Lokomotif olursa tren gidebilir. Ama bu vagonlar olmasa da tren gider. Şimdi ne anlatıyorsunuz hocam? Lokomotif ne olduğunu iyi bileceğiz. Lokomotifi bulduktan sonra yani yüklem bulduktan sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilenlere dikkat edeceğiz ve böylece filmsi bulacağız. Şöyle ki mesela diyelim ki Tonguç diyelim tamam mı? Yarın yarın ee, kardeşini sinemaya diye bir cümle olur mu? Böyle bir cümle olur mu arkadaşlar sevgili dostlar? Olmaz. Tonguç Yarın kardeşinin sinemaya. Bu olmaz. İşte bu lokomotifsiz bir tren gibi. Vagonlar var ama lokomotif yok. Tonguç Yarın kardeşinin sinemaya götürecek dediğimizde işte şimdi cümlede ne oldu? Bir lokomotif geldi ve cümle oluştu. Bakın bunların hiçbiri olmasa bile cümle olur. Götürecek diye. Cümle. Götürecek kim? O. Gizli özlem. Böyle bir cümle olur. Ama bu olmazsa bunların hiçbiri bir cümle olmaya yetmiyor. Niye? Çünkü burada yüklem yok. İşte Yüklemi bulacağız arkadaşlar. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame iki alanlara bakacağız. Tonguç yarın kardeşini sinemaya. Burada mame alabilen var mı? Yok. O zaman burada filmsi yok diyeceğiz. Peki filmsini cümle yazın hocam bize. Hemen yazıyorum. Dikkatli dinleyin. Tonguç'un yarın kardeşini kardeşini sinemaya götüreceğini. Şimdi bana söyler misiniz? Şu anda yüklem var mı? Şu anda cümlenin anlamı tamamlandı Yani şunu kapattığımızda cümle olmuyordu. Peki şu anda cümle oldu mu? Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini bakın yine cümle yok. Yine cümle eksik. O zaman duydum deyince cümle oluşu veriyor. İşte burada da duydum kelimesi yüklem oluyor. Lokomotif oluyor. Şimdi yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan mamiye alanlara bakıyoruz. Bu almıyordu, bu da almıyordu, bu da almıyordu, bu da almıyordu. İşte bu alabiliyor. Götüreceğini, götürmeyeceğini diyebildiğimiz için bu fiilimsi oluyor arkadaşlar. Bu cümlede fiilimsi yok. Yani bir numaralı cümlede fiilimsi yok ama iki numaralı cümlede fiilimsi var. Arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz hocam. Burada götüreceğini yazıyor. Evet ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bunun cümle ögeleri konusuna geldiğinizde detaylı göreceksiniz. Tonguç yarın kardeşini sinemaya diye her biri bağımsız birer vagonken Tonguç'un duydum, yarın duydum, kardeşini duydum, sinemaya duydum diyemeyeceğiniz için burası bir bütün olacak. Yani fiilimsi arkasındakileri diye içine çekecek. Dolayısıyla burada bir fiilimsinin oluşturduğu yan cümle var. Fiilimsiler yan cümle oluşturuyor. Bu içinde fiilimsi olduğu için birleşik cümle oluyor. Bu cümle ise içinde fiilimsi olmadığı için basit cümle oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu cümlede fiilimsi yok, bu cümlede fiilimsi var. Bu cümle sıradan basit bir cümle. Rezil ya, buna ya hiçbir şey yok. Bunda ise fiilimsi var. Ve fiilimsi olduğu için burada adeta bir alt küme var diyeceksiniz arkadaşlar. Burası önemli. Cümle türlerini de anlatacağım için buraya da değindim. Şimdi o zaman önce yüklemi buluyoruz lokomotifi. Sonra da geriye kalanlardan mamiyeki alanlara bakıyoruz. Mesela kitap okumayı sever. Okumayı okumamayı. Ee, solmuş yapraklar dökülüyor. Solmuş solmamış. Çalışan öğrenciler. Çalışmayan çalışmayan. Çalışan çalışmayan pardon. Roman okuyup bana verdi. Okuyup okumayıp. Ölesiye çalışıyordu. Ölesiye ölmeyesiye. Gelince beni arasın. Gelince gelmeyince. Mame ki alabiliyorsa bunlar fiilimsi oluyor. Tabi mayışmak ekini alanlar isim fiil. An ası mezar dik ecekmişler. Sıfat fiil. Geriye kalanlar yani yükleme sorulan ne zaman ya da nasıl sorusuna cevap verenlerde zarf fiil oluyor arkadaşlar. Nasıl çalışıyordu? Ölesiye. Bak durum anlamı katmış. Ne zaman beni arasın? Gelince. Bu da zaman anlamı katmış. Nasıl sorusuna cevap verirse durum anlamı kattığını, ne zaman sorusuna cevap verirse de zaman anlamı kattığını hocalarınız sorabilir. Çünkü ÖSYM soruyor. Bazen de eskiden filimsiyken zamanla kalıplaşanlar var. Dolma, ekme, görüş, danışma, deneme. Bunlar artık kalıplaşmış isim. Ya da dolmuş, giyecek, döner, çağlayan, Yazar. Bunlar artık filmsi diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi bir de tamlamalara bakalım. Tamlamalarda da arkadaşlar şunu bileceğiz. Tamlama ne? Önce onu bilelim. Bakın bir cümle yazıyorum buraya dikkat edin. <laughs> ee, öğrenciler, sizden bahsediyorum, e, dersi dinliyor. Bu cümlede tamlama yok. Niye? Herkes bağımsız. Öğrenciler, dersi dinliyor. Bu cümlede tamlama yok. Öğrenciler ders dinliyor cümlesinde birbiriyle yapışık ikiz gibi birbiriyle birleşmiş tamlayan ve tamlanan olan ifadeler yok. Ama bakın çalışkan öğrenciler çalışkan öğrenciler yine burada sizden bahsediyorum. Edebiyat dersini edebiyat dersini dinliyor diyelim. Şimdi burada durumlar değişti dikkat ediniz. Dinliyor yine tek başına zaten fiil tamlaması diye bir şey yok ama öğrenciler çalışkan öğrenciler oldu ders edebiyat dersi oldu. Yani burada çalışkan dinliyor diyemezsiniz ya da edebiyat dinliyor diyemezsiniz. Edebiyat dersini dinliyor. Çalışkan öğrenciler dinliyor diyorsunuz. Bu ikisi artık bunlar gibi yalnız olmadığı için biz bunlara tamlama diyoruz. Bu kırmızıya sıfat tamlaması diyoruz. Maviye ise isim tamlaması diyoruz. Hocam neden? Çünkü sıfat tamlamaları isimlere sorulan nasıl, hangi, kaç sorularıyla bulunuyor. Yani Nasıl öğrenciler? Çalışkan öğrenciler, şu öğrenciler, iki öğrenci, beş öğrenci, bazı öğrenciler. Bunlar sıfat tanımlaması oluşturuyor. Ama isim tanımlamaları ne, neyin, kimin sorularıyla bulunuyor. Ne dersini dinliyor? Edebiyat dersini dinliyor. Kimin dersini? Hocanın dersini dinliyor. İşte neyin, okulun dersi. Buna benzer sorularla da isim tanımlamasını buluyoruz. Bakın, bunu birinciye tamlayan, ikinciye tamlanan diyoruz. Tamlanan, tamlayana ne, neyin, kimin sorularını soruyor. Sıfat anlamlarında ise... İsim sıfata nasıl, hangi, kaç sorularını soruyor ve sıfat tanımalarını bulduruyor. Buradaki mantık bu. Ne, neyin, kimin isim tanımlaması, nasıl, hangi, kaç sıfat tanımlaması. Ne kolu, kapı kolu. Kimin kalemi, Ali'nin kalemi. Ne ekranı, cep telefonunun ekranı. Neyin anahtarı, evin kapısının anahtarı. Ama buraya bakıyoruz. Nasıl elbise, yeni elbise. Hangi kitap, bu kitap. Hangi insanlar, bazı insanlar. Kaç kişi, üç kişi. Hangi durak? Bu tabii soru sıfatıyla oluşturulmuş. Bunlar sıfat tanımlaması oluyor. Bunlar isim tanımlaması oluyor. İsim tanımlamalarında eğer kapı kolu derse yani sadece ikincisi kaldıysa biz buna belirtisiz isim tanımlaması diyoruz. Eğer Ali'nin kalemi gibi hem birinci hem ikinci kaldıysa buna belirtili isim tanımlaması diyoruz. Kapının kolu olursa belirtili, kapı kolu olursa belirtisiz. Kapının kolunun rengi, Ali'nin telefonunun rengi, Cep telefonun ekranı derse bu da üç tane isim birbirine bağlandığı için zincirleme oluyor. Evin kapısının anahtarı dolayısıyla 3 tane isim birbirine bağlandığı için zincirleme oluyor. Peki hocam sıfat anlamlarında böyle bir durum var mı? Yok. En son artık cümle çeşitlerine de geldik ve artık yazılı provamıza başlıyoruz. Sonrasında sizler mutlaka mutlaka... Şimdi birazdan sorularımızı çözeceğiz. Gerçekten detaylı ve ayrıntılı bir tekrar oldu. Sizler mutlaka hem dinamo soru bankalarımızdan yazılı kısımlarını arkadaşlar hocam hemen bala geçtiniz. Hem de akıl notlarından yazılı çalışmalarınızı yapmayı unutmayın diyorum ve tekrar geçiyorum. Şimdi cümle çeşitleri dünyanın en kolay konusu seçildi. Gerçekten en kolay konu seçildi. İsterseniz izleyin. Şimdi bir cümleye bakıyorsunuz. Mesela yazıyorum. Bir tane cümle, hatta iki tane cümle yazın ki daha iyi anlaşılsın. Çok basit bir cümle yazıyorum bakın. Ali eve geldi. Ne kadar basit bir cümle görüyor musunuz? Bu cümlenin yüklemi fiil öyle değil mi? O zaman bu bir fiil cümlesi arkadaşlar. Yüklemi cümlenin sonunda o zaman kurallı cümle arkadaşlar. Cümlenin anlamı olumlu. Geldi diyor. Gelmedi demiyor. O zaman olumlu cümle arkadaşlar. Peki bu cümlede filmsi var mı? Yok. O zaman basit cümle arkadaşlar. Bu kadar bir bu kadar basit bir konu. Yani dünyanın daha kolay konusu olabilir. Dünyada bundan daha kolay bir konu olamaz. Geldi fiil olduğu için fiil cümlesi. Yüklem sonlu olduğu için kurallı. Anlam olumlu olduğu için olumlu. içinde fiilimsi olmadığı için basit cümle. Başka bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki mutluydu dersi dikkatlice dinleyenler diyelim. Şimdi dikkatlice dinleyelim. Bak şimdi. Bu cümlenin yüklemi ne? Mutluydu. Niye? Dersi dikkatli dinleyenler mutluydu diyor. Şimdi yüklem mutluydu olduğu için yani yüklem bir fiil olmadığı için bu cümle bir isim cümlesi arkadaşlar. Ve yüklem cümlenin sonunda mı başında mı? Cümlenin başında. O zaman bu devrik bir cümle arkadaşlar. Ha, mutluydu diyor o zaman sıkıntı yok. O zaman biz buna yine olumlu cümle diyebiliriz. Peki Yüklemden başka, yüklemden sonra içeride bir filmsi var mı? Dinleyenler dinlemeyenler diye biliyoruz. Dolayısıyla içinde filmsi olduğu için de biz bu cümleye birleşik cümle diyoruz. Bu kadar basit. Konumuz bitti arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Hayır hayır yazılı profesör ben oturun. Yani anlaşıldı mı? Bakın. Yüklem fiil ise fiil cümlesi. Yüklem sonunda ise kurallı cümle. Anlamı olumluysa olumlu cümle. Yüklemden başka fiilimsi yoksa basit cümle. Eğer yani yüklem ve sonrası fiilimsi yoksa basit cümle. Ama varsa burada olduğu gibi bu birleşik cümle oluyor. Şimdi o zaman Fiil cümlesinin yüklemi fiil, isim cümlesinin yüklemi fiil değil. Kural cümlede yüklem sonda, deri cümlede yüklem ortada. Bir de eksiltir cümle var. Bunun hiç yüklemi yok zaten. El ile gelen düğün bayram. Eksiltir cümle var. Bunun hiç yüklemi yok zaten. Mesela dost başa düşman ayağa. Ne oldu? Bakar mı? Yani söylesene. Sonu yoksa işte, getirmedim. Olumlu cümlenin anlamı olumlu. Olumsuz cümlenin anlamı olumsuz. Burada şuna dikkat edin. Mesela dedin ki, ben sizi sevmiyor değilim. Ne oldu ya hoca kafayı yedi. Ben sizi sevmiyor değilim. Ne diyorsunuz hocam ya? Ben sizi sevmiyor değilim. Ne diyorsun hocam? Yani ben sizi seviyorum. Bak biçimci olumsuz. Ben sizi sevmiyor değilim falan böyle bir şeyler söylüyor ama eksi eksi artı kardeşim. Sevmiyor değilim. Yani seviyorum. O zaman eksi eksi artı olduğunu unutmayacaksınız. Yani içerisinde değil işte mame eki varsa yok varsa bunlar cümleyi biçimci olumsuz yapıyor. Ama anlamı başka bir şey. Mesela bu markette yok yok. Yani her şey var. Biçimce olumsuz ama anlamca olumlu olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ünlem cümlesini biliyoruz. Ne kadar da yaramaz bir çocuk. Soru cümlesi saat kaç? Ama bazen de sözde soru cümleleri var. O ne demek hocam? Mesela kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Yani herkes olur demek istiyor Mehmet Akif Ersoy. Burada sözde soru cümlesi var. Bunu da bileceğiz. Demek ki biçimce ve anlamca olması farklı. Anlamca dediğinde anlamına bakıyoruz. Mesela üniversiteden çıkmış demiş ki: Ben sizin nasıl ders çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bak bilmez miyim diyor. Olumsuz duruyor ama ben sizin nasıl ders çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bilirim demek istiyor yani. Anlama olumlu. En sonunda anlama bakacağız. Yapısına göre cümlelerde basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle var. Bunu da hemen gösteriyorum ve ardından da yazılı programımıza geçiyoruz. Artık konuları mükemmel bir şekilde bitirmiş olduk. Şimdi basit cümle şu arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Tonguç ders e, çalışıyor dediğimizde kağıt kesiyor. Gerçekten elimi kesiyor. Gerçekten çok sertmiş kağıt kağıt şey, kağıt diyorum. Tonguç ders çalışıyor dedik. Tamam. Bu cümle basit. Niye? Bir yüklem var ve filmsi yok. Şöyle çizdim. Tamam mı? Tipografisi bu. Devam ediyoruz. Tonguç çalışınca başardı. Şimdi bak burada yüklem var artı bir de çalışınca diye filmsi var. O zaman yüklem artı bir de filmsi yani yan cümle varsa bileşik cümle oluyor. O zaman buraya yazıyorum. Bu cümle nasıl cümleydi? Basit cümleydi. Basit Yapısına göre cümleler. Bu cümle nasıl cümleydi? Birleşik cümleydi. Niye? İçinde yan cümle var. Biz buna YC diyoruz. Bazen filmsten oluşur. Girişik bileşik, cümle oluyor. Tonguç çalışırsa başarır dersen. Mesela o zaman SSA olduğu için şartlı bileşik cümle oluyor. Tonguç yarın geliyorum dedi dersen. Bu sefer içine bir cümle aldığın için içe bileşik oluyor. O detayı hocanız işlediyse sorar arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Tonguç ...çalıştı, virgül, başardı. Aa, burada farklı bir durum var. Şimdi başardı bir yüklem, çalıştı da bir yüklem. Yani burada bir, iki tane yüklem var. Dolayısıyla bunun tipografisi böyle, y y oluyor. İşte böyle olduğu zaman biz bunu arkadaşlar sıralı cümle diyoruz. Hatta bu e, bağımlı sıralı cümle. Niye? Kim çalıştı? Tonguç çalıştı. Kim başardı? Tonguç başardı diyoruz. Bakın, özne ortaklığı var, öge ortaklığı var. Bir de bunun bağlısı var. Bağlısının da tipografisini çizeyim, hemen kafanıza canlandırın... Bu ortada bağlaç var. Hemen yapalım. Tonguç çalıştı diyorsun. Virgül koyacağına da V diyorsun. Tonguç çalıştı ve başardı diyorsun. Bu kadar basit. O zaman bu da bağlı cümle oluyor. Yani bağlaçlı cümle olmuş oluyor. Bunu şu anda ortaokullarda şöyle öğretiyorlar. Tek yüklemli cümle. Fiilimsiz bulunan cümle. Birden fazla yüklem olan cümle bağlacı olan cümle diyorlar. Ya tamam da yani bu bunun adı bu. Bağlı sıralı ÖSYM bunu soruyor. Dolayısıyla biz ÖSYM'ye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Konumuzu anlatımımızı bitirdik. Şimdi yazılı programımıza başlıyoruz. Bakalım. Aşağıdaki romanları yazarlarıyla eşleştiriniz. Şak diye işte böyle edebiyat hocaları kazık bir soruyla karşınıza çıkabilir. Welcome to India. Ne oldu hocam? Niye bu kadar anlattıktan sonra yazar eser sordunuz demeyin. Hocanız okulda yazılda yazdırdığı eserleri sorabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bizler de hem akıl notlarımızda hem de yazılı provalarımızda Mutlaka mutlaka yazar eser soruyoruz. Hocanız da size yüz aldırmak istemiyorsa veya siz yüz almak istiyorsanız mutlaka yazılı eserlerine, yazar eserlerine çalışın. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar Gargantua dünyadaki ilk önemli romanlardan biri olduğu için François Rabelais'in dolayısıyla buraya Gargantua'yı direkt yazıyorum. Gargantua önemli bir eser. Bu ilk roman kabul ediyor arkadaşlar. Yine Don Quixote Cervantes'e ait. Don Quixote'da Servantes'i yazıyorum. Bu da ilk Modern roman kabul ediliyor. Robinson Cruz yine Daniel Defoe'nun. O yüzden buraya Robinson Cruz'u da yazıyorum. Robinson Cruz'u yazıyorum. Juro Uze. Gustav Flaubert ilk realist romanı yazıyor. Madame Bovary. Dolayısıyla buraya da e, Madame Bovary yazıyoruz. Emma Bovary'nin e, gerçekçi hikayesi anlatılıyor burada. Bir roman. İlk realist romanlardan biri. Dostoyevski'ye baktığımızda ise Dostoyevski suç ve ceza yazıyor. O zaman bunu da bilelim. Suç ve ceza. Victor Hugo'da Notre Dame'ın kamburunu yazıyor. N.D.N'in kamburu yazıyorum. Siz anlıyorsunuz. Notre Dame'ın kamburu. Tabi bu şekilde yazılmaz ama ben vakit kaybetmemek için hemen bu şekilde yazdım. Bunlar dünya edebiyatındaki çok büyük romanlar arkadaşlar. Yani şu dünyadaki ilk roman kabul ediliyor. Bu ilk modern roman. Ya bunu zaten okumuşsunuzdur zaten. Çok önemli bir eser. Ee, Yeni Hayat diye bunun da filmini yapmıştı insanlar. Madame Bovary ilk realist roman kabul ediliyor. Çok değerli bir eser. Dostoyevski deyince zaten akan sular duruyor, duran sular akıyor. Bunları mı takabilirim? Şimdi bu sayfadan da mutlaka sınavda karşımıza soru gelecek arkadaşlar. O yüzden de buradan gelir ifadesini koyuyorum şuraya ve başlıyorum cevaplarını yazmaya. Şimdi edebiyatımızdaki ilk çeviri roman Fenelon'un Telemak adlı eserini çeviren Yusuf Kamil Paşa tarafından yapılıyor. Telemak. Türk edebiyatındaki ilk yerli telif romana baktığımızda... yani ilk yerli roman ise Şemsettin Sami tarafından yazılan Taşuku, Talat ve Fitnat arkadaşlar. Talat'la Fitnat'ın aşkı. Türk edebiyatındaki ilk Edebi romana baktığımızda Namık Kemal'in yazdığı intibahı görüyoruz. Uyanış. Ali ve Mahpeyker var burada. Bir de Dilaşuf var. Türk edebiyattaki ilk tarihi romana baktığımızda yine Namık Kemal'in yazdığı Cezmi'yi görüyoruz. Türk edebiyattaki ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılan Araba Sevdası. Çok önemli bir eser. Araba Sevdası. Günümüzde de aynı zaten. Hani iyi araba almaya çalışıyorlar ama Batı'yı taklit ediyor zaten. Yani Batı'nın sen e, Alman arabasını aldığında batıl olmuyorsun ki sadece onun arabasını almış oluyorsun. Araba sevdası değil. Bilim, ilim, fen sevdası olmalıyız diyor. E, sanatçılar burada. Yine Rejizade Montiram. Türk edebiyatındaki ilk naturalist roman Zehra bu da yine üniversitemde soruldu. Türk edebiyatındaki ilk köy romanı yine Karabibik, eee Nabizade Nazım'ın yazdığı eser. Antalya'da geçen bir olay. Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romanda Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül. Buradan soru gelir arkadaşlar. Burayı iyi bilmeniz lazım diyoruz. Ve geçiyoruz hemen diğer sayfaya. Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurduğunuz gibi kazık bir soru gelebilir. Ya da size bir tane buraya bir eser yazar mesela. Kimi yazar? Benim her zaman verdiğim örnek. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi koyar. Oradan bir bölüm alır tamam mı? Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi alır. Sonra der ki Rakım Efendi'yi alır. Sonra der ki hadi bakalım bunları karşılaştırın der. Bu tarafa da ikinci dönemde mesela e, Dilber'i koyar. Tamam yani Dilber kahramanı da şeyi koyar. E, Sami Paşizade Sezai'nin Sami Paşizade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eserini koyar mesela. Bu da ikinci döneme ait e, bir roman. Bu ikisi arasındaki fark nedir der. Şimdi diyeceksiniz ki bu birinci dönem romanında ya da böyle direkt de bu yapabilir. Direkt eserleri de verebilir. Bunun birinci döneme, bunun ikinci döneme ait olduğunu bilin diye. Diyeceksiniz ki Tanzimat birinci dönem romanında toplum için sanat vardır diyeceksiniz. Bu çok önemli. Toplum için sanat. Konular genellikle işte e, görücü sürüyle evlilik diyeceksiniz. Görücü evlilik. Veyahut da e, ne olabilir mesela? Görücü evlilikten başka cariyelik olabilir. E, i̇şte alafrangalık. Yani alafranga züphelik. Alafranga züphelik. Yani yanlış batıllaşma çok önemli bir konudur. Ve aynı zamanda yanlış kadına aşık olma, miras yedilik. Mesela Felat-ı Meyve Rahim Efendi bu var. Miras yedilik gibi konular var diyeceksiniz. Dile baktığımızda dilde sadeleşme amaçlanıyor. Yani halkın anlayabileceği dil. Halkın dili amaçlandı değil. Başarılamasa da amaçlandı. Halkın anlayabileceği dil. Yazarın konumuna baktığımızda kişiliğini gizlemez. Yazar kişiliğini gizlemez. O ne demek hocam? Yani kişiliğini gizlemiyor ve olaya müdahale ediyor. O zaman yazalım bunu. Anlatıma müdahale eder. Müdahale eder diyeceksiniz arkadaşlar. Peki akım burada duyguların esere katıldığı romantizm akımı var. Peki temsilcileri kimdir hocam? İlk yerli romanı yazan Şemsettin Sami. E, vatan şairimiz ilk edebi romanı yazan Namık Kemal. Aynı zamanda ilk tarihi roman da yazıyor biliyorsunuz Cezmi. Yine Ahmet Mithat Efendi. Yani şöyle düzgün yazalım bunu Ahmet Hüseyin Efendi. E, bu da Felatü Meyver Akım Efendi yazan. Hasan Meyla Hüseyin Felaki Beserleri yazan. Yine halk için okuma sevgisi açılayan bir değerli romancı. Tanzimat ikinci dönem romanına baktığımızda ise durumlar değişiyor. Burada sanatçılar sanat için sanat yapıyor. Bana neye halktan diyorlar? Halk anlamazsa anlamasın. Hatta o yüzden süslü ve ağır sanatlı bir dil kullanılıyor. Bak burada halkın dili ama şunu halk anlasın diye. Burada öyle bir şey yok. Konular yine benzer. Yani yine miras yedilik var. Yine yanlış batılaşma var. Yine e, aile sorunları, aile sorunları anlatılabiliyor ya da kölelik var mesela kölelik kölelik esir hayatı e, cariyelik köleliği de yazalım. Bu sergiz işte onunla alakalı zaten kölelik, cariyelik konusunda bilelim. Yazarın konumuna baktığımızda e, kişiliğini gizlemeye başlıyor bak. Kişiliğini gizlemeye başlıyor. Kişiliğini artık gizlediği için anlatıma müdahale azalıyor. Müdahale diyorum buraya. Müdahale azaldı. Yani sen ya yine iyiler kazanacak demeye başlamıyorsun. Akıma baktığımızda İlk realist roman araba sevdasını zaten söylemiştik. Realizm ve naturalizmi hissetmeye başlıyoruz. Temsilciler, burada da Abizade Nazım'ın eserleri mesela veya da Zehra Karabibik bunlar naturalist çizgi eserler. Sanatçılara baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem, Üstad Ekrem önemli bir kişi. Aynı zamanda Sami Paşazade Sezai Sergüzeştin yazarı ve aynı zamanda Nabizade Nazım, Karabibik ve Zehra'nın yazarları önemli. Demek ki böyle de karşılaştırabilirse eser üzerinden de karşılaştırabilir. Şimdi gelin bu eseri okuyalım. Mesela böyle bir soruda da gelebilir. Bu parçanın alındığı romanla ilgili aşağıdaki yargıları doğru ya da yanlış şeklinde değerlendiriniz demiş. Değerlendirelim sıkıntı yok. Celal Bey kimi günler o oyuncağını eski mısır kılığına sokar, başını çiçeklerle donatır, bir odaya kor, odanın denize bakan tarafındaki penceresini açarak Marmara'nın ötesinde mavi, pembe bir takım sisler içinde batmakta olan güneşin ve odanın içine yansıyan ruh besleyici birçok renklerle süslü ve parıltılı görünen Dilber'in resmini yapardı bak Dilber. Dilber kimdi? Sergüzeş romanı karakteriydi hatırlarsanız. Dilber her türlü duygulardan uzak olan bu Roma heykelinin karşısına saatlerce oturarak... ...ikide bir de yerinden kımıldanma, çiçekleri dağıtma, ara sıra da sanat adamlarının çalışmalarına sırasında arasadıkları güçlerin verdiği acıması öfkeyle... ...nefes alma tehditlerine uğradıkça sarayının en ıssız bir köşesine yalnız başına sıkılan bir kraliçe gibi başını sallayarak... ...of yarabbi derdi. Şimdi... Şemsettin Sami tarafına yazılmıştır diyor. Yanlış. Sami Paşazade Sezai tarafına yazılmıştır. Dolayısıyla buraya Y yazıyoruz. Tekrar yazıyorum. Sami Paşazade Sezai'nin eşsiz eseri. Dilber. Daha doğrusu Sergüzeşt eserin yazılan adını. mı? Sergüzeşt. Kahraman da Dilber. Kölelik ve cariyelik kurumu eleştirilmiştir. Evet burası doğru arkadaşlar. Sami Paşizade size aynı yazdı. Sergüzeş romanında Dilber karakter üzerinden kölelik ve cariyelik kurumu eşleştirilir. Naturalist romanın ilk örneklerindendir. Bu yanlış. Naturalist romanın ilk örneği Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra idi. Esir kız Dilber'in hikayesi anlatılmaktadır. Evet bu da yine doğru. Olaylar İstanbul ve Mısır'da geçmektedir. Burada da yine doğru diyebiliriz. Şimdi Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada süze edilen yazara aittir diyor. Bakalım. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılmaktadır. Bu kişi Haliziah Uşaklı Gildin arkadaşlar. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekleri vermiştir. May ve Siyah Aşkı Memnu. Zamanının İstanbul'unu en çok dile getiren sanatçılarındandır. Romanlarında aydın kişileri, hikayelerinde ise halka anlatmaya çalışmıştır. Romanlarında Ahmet Cemil dışındaki baş kişileri bakın. Ahmet Cemil. Mavi ve Siyah romanının baş kişisiydi. Ahmet Cemil dışındaki baş kişileri yüksek zümreden ve zengin çevrelerden seçmişler. Bir tek Ahmet Cemil tam bir böyle gariban. Kahramanların çoğu Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi zengin ve modern semtlerde yaşar. Hatırlayın. Aşkı Menuda, Bihter, Adnan Bey hep böyle zenginlerdi. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisine kalmıştır. Şimdi Eylül arkadaşlar ee, Mehmet Rauf'a aittir. Dolayısıyla bu değil. Kırık Hayatlar doğru cevabımız. Çünkü bu Halizli Aşaklı'nın romanı. İntibah Namık Kemal'e aittir. Karabibik Nabizade Nazım'a aittir. Araba sevdası da Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazarın bir roman kahramanıdır diyor. Sert Fünun döneminde bağımsız çizgide eserler veriyor. Hmm, bağımsız olması önemli. Ahmet Mithat Efendi'nin öncüsü olduğu halk için roman anlayışını sürdürüyor. O zaman bu kesinlikle Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar. Ee, naturalizmden etkilenmiş, sokağa edebiyatı özellikle romana taşımıştır. Bu da yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait bir özellik. Eserlerinde yüzeysel batıllaşma, batıl inançlar, aile geçinsizlikleri gibi temalar işlemiştir. Şimdi burada Ali Bey, Bihruz Bey, Şatırzade Şöhret Bey, Ahmet Celal ve Supi karakterlerini görüyoruz. Ali Bey, İntibah romanına ait, Namık Kemal'e ait. Bihruz Bey, Araba Sevdası, bu da değil. Şatırzade Şöhret Bey... Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şık romanının kahramanıdır arkadaşlar. cevabımız bu. Ahmet Celal yine Yakup Kadri'nin yaban romanına aittir arkadaşlar. Supi ise Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanının kahramanı. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Şatırzade Şöhret Bey. Geldik diğer bir soruya. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakiler hangisi verilmiştir? Romanda yanlış batılaşma teması ve buna bağlı olarak kuşak çatışması işlenmiştir. Eski bürokrat Naim Efendi ve ailesinin modernleşme sürecinde yaşadığı maddi ve manevi çöküşten hareketle bir dönemin toplum hayatı yansıtılmıştır. Semiha, tazimattan beri işlene gelen alafranga züppet tiplerin kadın versiyonudur. Roman kişilerinden Hakkı Celis ise yazarı temsil eden idealist bir kişidir. Naim Efendi, e, geleneği Senia ise yeniliği tercih edecek ve tabii ki bir kuşak çatışması yaşanacak. Burada bahsedilen roman arkadaşlar Yakup Kadri'nin ilk romanı olan Kiralık Konak. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Ha şimdi burada yine çoktan seçmeli bir soru üzerinden dil bilgisine bakıyoruz. Basit cümle neydi arkadaşlar? Tek yükleme olan cümleydi. Ee, bileşik cümle içerisinde yüklem vardı ama aynı zamanda yan cümle vardı. Şartlı olunca da ssa olması gerekiyor arkadaşlar. İçli bileşik cümlede yine yan cümle var yan cümle var ama bu sefer bir cümleden oluşuyor yan cümlesi. Girişik birleşik cümlede yine yan cümle var ama yan cümlesi bu sefer neden oluşuyor? Fiilimsiden oluşuyor. İlgi cümlesi kili birleşik cümlede yine yan cümle var ama bu sefer yan cümlesinin içinde ki var arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ünlü Rus şair Puşkin, Arı Dağı hakkında efsanevi dağ var cümle baktım der diyor. Şimdi burada hemen şöyle gösterelim. Ünlü Rus şair Puşkin der ne der? Efsane bir daha var cümle baktım der. Cümlenin içerisinde cümle var ama burası bir nesne esasında. Dolayısıyla bu ilgi cümlesi, kili birleşik cümle olamaz. İçindeki yok. Bu iç içe birleşik cümle arkadaşlar. Yani yüklem var. Bir de içerisine bak tırnak içine alınmış cümle vardı. Dolayısıyla C seçeneğine gitti. Devam ediyoruz. Ee, siz de bu baharda öyle yapın. Hmm, bu baharda öyle yapın. Bu basit cümle. Siz de bu baharda öyle yapın diyor. Normal içerisinde bir tane yüklem olan bir cümle. Basit cümle örneğimiz de var. Devam ediyoruz. Eee. Başka bir renk alalım şöyle. Kıyısına gelip ona var gücünüze bakarsanız ağrı sizi kendi renkleriyle büyülemeyi bilir diyor. Şimdi bilir diyor yüklemimiz var. Yüklemden başka içerisinde fiilimsiler var gelip büyülemeyi. Ve aynı zamanda bakarsanız diye sesalı bir bileşik cümle var. O yüzden şartlı bileşik cümlenin de örneğinin burası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dağlar e, sabahları sarı gün batımı kızıl geceleri maviye keser. Burada da arkadaşlar net bir şekilde neyi görüyoruz? Ee, basit cümle var. Yine basit cümlenin altını e, yeşille çiziyorum. Niye? İçerisinde fiilimsi yok. Ama belki de en güzel renklerini ilk barda sunar. E şimdi bu da yine basit bir cümle. Tamam. O zaman burada içerisinde ki olan bir cümle yok. Cevabımız E seçeneği. Peki hocam girişik bileşik cümle nerede? Girişik bileşik cümle içerisinde filmsel olan cümleydi. Bakın burada filmsel olduğu için bu cümle aynı zamanda girişik bileşik cümle de olur arkadaşlar. D'yi de elemiş olduk. Böylece cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümle yani şurayı kafanızı karıştırması için bir kez daha göstereyim ve bitireyim. Mesela Tonguç e, başardı derseniz bu basit cümledir. Tonguç çalışırsa yani SSA olursa içinde bu e, şartlı bileşik cümledir. Tonguç çalışırsa başarır diyelim. Başar değil de çalışırsa başarır. Bu şartlı bileşik cümledir. SSA var. Tonguç e, geliyorum bak geliyorum diye bir cümle söylüyor mesela. Dedi dediğimizde burada İç içe bileşik cümleler. Niye? Tonguç cümlesini iç, e, tırnak içine almış. Eğer Tonguç çalışınca başarır derseniz burada fiilimsi olduğu için bu girişi bileşik cümledir. Tonguç çalış ki başarısın dediğimizde ise kili bileşik cümledir. Şimdi başka bir sorumuz var ona bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. Şimdi. TÜBİTAK'ın uzun yıllardır yayınladığı bilim ve teknik dergisini yakından yazıyorum. Bu doğru kış olimpiyatlarının açılış töreni 16 16.30'dan itibaren TRT'den canlı yayınlanacak. Doğru. Konuyla ilgili makale TTK'nın çıkardığı belleten dergisinin son sayısına yer alıyor. Bakın arkadaşlar. Hep böyle öğrenciler işte YKS geliyor. İşte TDK'nın kitabını aldım. TTK'nın Türk Tarih Kurumu'nu ya da MHK falan diye konuşurlar ama bu skandaldır arkadaşlar. Yanlıştır ve ÖSYM bunu sormuştur. YKS demeniz gerekir. TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin demeniz lazım. Bak burada onu sormuş. Burada TTK nin olması lazım. O yüzden CD hata var. Atatürk ebediyete intikalinin 80. yıl döneminde TBMM'de düzenlenen terenle anıldı. Burada da hata yok. Ülkemizin yüz akı olan Aselsan'ın ürettiği elektrikli otobüsler kısa süre sonra yollarda alacak Tamam burada bir sıkıntı yok. Şimdi artık son sorumuza geldik. Arkadaşlar sizler mutlaka bu son sorumuzdan sonra akıl notlarımızdan edebiyatla alakalı veya matematik, fizik, kimya, biyolojiyle alakalı notları yanınıza çalıştırmayı unutmayın. Ve Dinamo Soru Bankamızda da arkadaşlar sizler için hazırladığımız özel yazılı provaları var. Bu yazılı provalarından da mutlaka çözün. Takıldığınız sorular olursa ÖSM tarzı sorularda ya da normal testlerde ya da TESRA bölümlerinde kare kodu okutarak soruları çözümünü uzman hocalardan dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi son sorumuzu çözüyorum. Demiş ki bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım. Boğaz alabildiğine yeşil burada ve ince ince işlenmiş yalılar yan yana sıralı yalıların cumbalarından tarihi pencereler açılıyor diyor. Şimdi burada virgül virgül olduğu için buraya noktalı virgül gelir. Burada bir sıkıntı yok. Bahçelerde ortancalar, havuzların kenarlarında güneşlenen insanlar diyor. Sonra yalıların ne büyük harcı Bu ortancalara virgül koyabilirsin ama buraya niye İki nokta koydun ki buraya üç nokta koyması lazım. Yani devam ediyor. Bahçelerde ortancalar, havuzların kenarlarında güneşlenen insanlar diye devam edecekti. Sonra da büyük harfle başlıyor. Yalıların üzerine iliştirilmiş kocaman nazar boncukları ayrıca dikkat çekici. Hava birden serinliyor. Keşke çantamda bir hırka olsaydı. Burada bir hata yok. Başkasından istesem nasıl olur? Burada bir hata yok. Belki de Karadeniz'e yaklaştığımız içindir bu serin rüzgar. O zaman burada üçün olduğu yerde iki nokta üstte değil de üç nokta olmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Yazılı provamızı bitirdik. Uzun oldu ama detaylı oldu. Hadi bakalım diğer dersimizde görüşmek üzere.